Evet. Sistem bu değil mi? Evet hocam. Yani klasik çamur değil mi? Uzun havalı. Uzun havalı var. Hani karusel. Havandan ağzına çıkan su böyle. Başka çıkış yapmış mı? Çıkış yapmış. Evet. Tabandan başkanım. Tabandan gelecek. Direkt çökeltmeye geliyor. Arıtılan su. Şu daha klor temas. Klor temas. 1 metre var. 5 şarj ediyor. Ondan sonra bir öpeye geçiş var. Kumun nereye sığıyor? O yan tarafta helezon var. Helezonda da konteyner var. Şu anda Doğanhisar'ı atık su arıtma tesislerinin fiziksel olarak %45 oranında tamamladık. Nasip olursa bu sene sonunda da işletmeye almış olacağız. Sadece atık su arıtma tesisleri değil, 7 kilometrede kanalizasyon şebeke hattı var. Atık su arıtma tesislerinin toplam maliyeti şu anda bizde sadece atık su arıtma tesisleri 62 milyon lira. 60 milyon lira civarında da kanalizasyon şebekesinin yapımı tutuyor. Onun da ihalesini yaptık. İnşallah onu da bu sene tamamlayarak kanalizasyonla birlikte atık su arıtma tesislerini de devreye almış olacağız. Burası 10 bin nüfusa hitap edecek. 2053 yılına kadar da bu nüfusun atık sularını rahatlıkla arıtabilecek kapasitede bir arıtma tesisleri. Grup suyu arıtma tesisleri aynı zamanda. Hem Doğanhisar Merkez, Yenice ve Çınarba mahallelerimizde içine alacak kapsamlı bir atık su arıtma tesisleri olmuş olacak. Deşarj ettiğimiz suyun da rahatlıkla tarımda kullanılabilecek kalitede bir su olacak. Çünkü burası ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri. Dolayısıyla Doğanhisar'ımıza ciddi bir yatırım yapmış oluyoruz. Bu hizmetin Doğanhisar'ımıza ve Konya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.